Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi şöyle bir şey. Bu kadar kitap okuyoruz. Derslere geliyoruz. Ama hala bazı şeyleri terk edemiyoruz. Yani bir bakıyorsun olduğumuz yerde duruyormuş gibi oluyor. Senelerden beri gene mesela geliyoruz. Külliyatı bir defa bitirmişiz. Belki de hala bitirmeyenler var. Niye böyle oluyor? Eskiliğimiz var değil mi? Onu okuyacağım işte. Yani mesela 30 seneden beri geliyoruz. En az 15 defa külliyat bitmesi gerekirken bir defa bile bitirmemişiz. Ben de o dair olmadı. Ya. Bu kadar ders dinliyoruz. Gene aynı adamım yani. Okuma hevesi çok zayıf. Evet. Yok, okuyan da kokuyan da öyle. Sebeple yani. Ne? Engelle. Yani onu okuyacağım çeşitli şey. Aşağıda gidiyor değil mi ses? Gidiyor. Yani çünkü genel bir şey olduğu için. Mesela senelerden beri geliyor okumuyor. Okuyan da aman aman aynı yerde. Bir yerde bir sorun var. Değil mi Ahmet böyle? Evet. Soru değil mi bu? Soru. He, bu ne, nereden kaynaklanıyor? Kastamonu 148'den okuyorum. Hocam senin Kastamonu biraz farklı geldi. Bizimkilerin aynı mı sayfa? Evet. Sayfa da tutmuyor. Evet. Envar baskı olunca 148. Kastamonu 148 mi? Evet. Yani bu ve bunun açılımı var. Ben toparlayabilirsem inşallah. Yani mevzu anlaşıldı. Niçin bir buğday tanesi kadar hayatımızda bir farklılık yok? Ne oldu? Ne yapmıyoruz? Ne yapıyoruz veya nerede hata yapıyoruz? Dünya işlerini fazla müşkülat. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu mektup gayet emniyetlidir. Emniyetli. Emniyetli değilmiş. Gayet emniyetli. Gayet emniyetli. Gayet emniyetlidir. Bu mektubu okuyacağım, kapatacağım. Mevzu bitecek. Bugünlerde Kur'an hakimin nazarında, Allah'ın nazarında, Kur'an'ın ayetini değil, Kur'an'ın geneli, bir ayeti değil, Kur'an'ın nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Bakayım neymiş, nerede hata yapıyoruz? Takva neymiş? Menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Peki arasında fark nedir? Menhiyatla günah. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Meniyet nedir? Büyük günah. İslam haramı yasak olan. Haram. Zaten günaha koymuş zaten. Teradüf, yani kuvvetlendirici bir kelime değil bu. Yani şöyle diyeyim. Lugatta iki tane kaynak vardır Alemistan'da. Bir Basri alimlerin yazdığı lugat, bir de Küfe alimlerin yazdığı lugat. Risale-i Nur'un tabirlerini sırf lugatta çözemezsiniz. Çünkü ben diyor başka bir yoldan gidiyorum diyor üstad. Biz hangi lugat kullanacağız? Risale-i Nur'u. Yani ilk önce şey yapacağız. Külliyatı okuyacağız. Okurken, ilk okurken lugatta bakacağız. Lugat demek nüfus kağıdı demektir. Cilt no, sayfa no. Böyle bir adam yaşıyormuş. Ama onu tanımak adına lugata kanaat etmeyeceğiz. Onun hissiyatı var, latifeleri var, duyguları var, meyilleri var, hissiyatları var. Yani lugat nedir? Nüfus kağıdını düşürdüm.
Ha birisi onun eline geçirmiş. Cilt no, sayfa no, Ahmetoğlu, Mehmet, Hüseyin bilmem ne. Ha böyle bir adam varmış. Peki bu adamı tanıdın mı? Yok. Varlığını anlatın. Lugat bu. Ha içerisini külliyatla tanıyacağız. Nedir o? Takvayı külliyattan bulacağız. Allah razı olsun. Sıcak. Eyvallah. O zaman nedir? Sevgili arkadaşlar, bu kadı okuyoruz. Olmuyor. Geliyoruz. Olmuyor. Bir arpa tanesi kadar gidemememizin sebebi budur. Menhiyattan, günahlardan içtinab etmek nurcuların sorunu yok. Nurcular, tarikatçılar, benim Müslüman kardeşlerim günahlardan kaçıyor. Ona şüphem yok. Menhiyat yok. Menhiyat ne? Alışkanlıklar mı? Terklerimiz yok. Terk. Terk. Yani günah değil bu. Nedir o? Bir, siyaseti terk et diyor, terk etmemişiz. İki, enaniyeti terk et. Tiryakiliğini terk et. Terkler olmayınca okuduklarımız tesir etmiyor. Hubbu dünyayı terk et. Tulu emeli terk et. Yani öyle bir tulu emel var ki bir kitapta okumuştum. Muhammediye'de galiba. Azali Aleyhisselam'a sormuşlar. Nereden böyle hayret ediyorsun en çok? Bir dakika, biraz sonra diyor canını alacağım diyor insanoğlunun. Fakat diyor kafasında öyle bir plan var ki ömrü olsa 1000 sene lazım diyor. Biraz sonra canını alacağım kişinin kafasında tilki kuyrukları 1000 sene gerekiyor. Günahları terk etmiş de menhiyatları yani terklere muvaffak olamamışız. Ben merkezli yaşamak mesela. Egoist yaşamak. Gurur kibirli yaşamak. Tulu emelli yaşamak. Acayip bir şey. Hizmet ediyor. Bu bina yapıyor. Bir kardeşiyle tesanut edemiyor. Adaleti terk edemiyor mesela. O zaman ne sorunu var? Benim Müslümanımda, hasreten benim nurcularımda tevhid sorunu yoktur. Allah sorunu yok. Tevhid, zahiri, lugat manası. Fakat enfusi tevhid sorun. Yani Allah'ı hazmeden, Allah'ı içsel boyuta taşıyan, içi Allah'ın nuruyla, enfusi tefekkürle boyalanan insanın dışarıdaki davranışı taassup değildir, kucaklayıcıdır. İtici değil, kucaklayıcıdır, kaldırıcıdır. Ben değil, bizdir. Sevgi ve muhabbet, müştakız uhuvete, müştakız kardeşliğe, kucaklamaya ihtiyacım var, paraya değil. Alakaya ihtiyacım var, ekmeğe değil. Sevilmeye ihtiyacım var. Kardeşim denilmeye ihtiyacım var. Çok ihtiyaç. Bağladan söyledim o cümleyi. Muhabbete, alakaya, müştakız. Ya. Terkleri muvaffak olamamışız, terk. Meniyattan ve günahlardan. Günahlar tamam. Ama meniyat, terkler. Ben merkezli yaşamam. Enaniyet, gurur, ben, tulu emel, hubbu dünya, ikide bir telefon değiştirmeler, ne derler diye yaşamalar, ne derler diye araba alıyoruz, ne derler diye elbise giyiyoruz, ne derler diye bina yapıyoruz, nasıl buldum diye ders yapıyoruz. Acayip bir şey, bu terk. Terklere muvaffak olamamaktan, olmamaktan. Ya girme zıkkımın şu internetin ya. Berbat etti, beynini sömürdü ya. Adam 5 sene önceki kayıttaki şeyi seyrediyor, maçı seyrediyor ya. Derse gel dediğin zaman zamanım yok diyor. Yorgunum diyor. Daha beter bari derste oturup böyle belki de uyuyacaktın. Ama televizyon seyretmek için bu kadar efor, bu kadar enerji sarf ediyorsun. Az iş mi yapıyorsun? Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek, sonra amel-i salih ne demek? Emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Emrolunduğumuz gibi yapmıyor.
kendi rolumuzun gibi yapmıyor. Mesela siyasetten uzaktır mevzusu kadar Risale-i Nur külliyatında ısrarlı bir mektup yoktur. Yok. Mesela Kastamonu'da kaç tane mektup var sayayım size? Bak sayayım. Kaç tane siz sayın. 117, 122, ya baştan 38, 117, 122, 137, 146, 150, 207, 240. Sırf Kastamonu'da geçen mevzu değil. Mektup kendisi. Bu kadar mektup. Terkleri yapamıyoruz. Terkleri yapamıyoruz. Bana soruyorlar. Abi nereye gidiyorsun? İnanın, itimat edin sözüme ya. Yalan lafzı kafirdir. Gittiğim ders yaptırdıkları yerlerin çoğusunun meşrebini bilmiyorum. Hiç de sormamış. Beni komünistler çağırır, cenazeyi çağırırlar, düğünü. Çağır da kardeşim ben devam anlatayım. Neresi olursa olsun. Vallahi aya bile giderim. Çenemi değil hırtlamı bile yırtarım. Meşrebi neymiş? Kardeşim bu benim Müslümandır ya. Meşrebi neymiş? Hristiyan değildir o kadar. Terkleri yapamıyoruz. Terk et onu da terk et ya. Bağnazlığı terk et, geçimsizliği terk et. Çok iyi ezberlemişsin ama dershanede, hizmette birbirimizi sevemiyoruz ya. Tahammül edemiyoruz. Hazmedemiyoruz birbirimizi. Niye hazmedemiyorsun kardeşim? Ne var yani? Niye yutkunamıyorsun beni? Niye ben seni yutkunamıyorum ya? Ne var yani? Neyi paylaşamıyoruz? Bunu terk edemiyoruz. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِلْاَخِرَ Hayat-ı dünyevi mesela, güzel yaşamayı mesela esas almışız. Kar dolabımızda gömlek kırla gidiyor. Üç taneden sonra zekata tabi olduğunu bilmiyoruz. Üç tane çoraptan sonra, üç tane gömlekten sonra, üç tane kazaktan, her şeyin üçünden sonra zekata tabidir. Yalanı terk edemiyoruz. Risale-i Nur'u anlamıyoruz. Hep kitapta suç. Anlamıyoruz. Anlamaman için en büyük sebep yalan konuşman haram yemendir. En büyük sebep bu. Üç, terkleri muvaffak olamamaktır. Amali salih emir dairesine hareket ve hayat kazanmaktır. Bak şimdi, her zaman defi şer celbi necar acı olmakla beraber bu tahribat ve sefaat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan defi mefasit ve terki kebair usul esas olup bu büyük bir üçhanet kesbetmiş. Mesela haram ile farz çatıştığı zaman İslam dininde haram işlememek için farzı terk et. Bak farzı terk ediyorsun. Mesela anlatıyoruz yani. Eğer diyor cumaya giderken veya cemaate giderken haram işleyeceksin, haramla karşılaşacaksan halvethanesinde kılması evladır diyor. Mesela kadın haca gitti. Ya tost olacak orada, tost olacak. Haramla karşılaşma ihtimali yok ki, karşılaşacak mı? Terk et kardeşim. Ne diyorsun sen ya? Farz değil mi? Haram işleyeceksen farzı terk et. Kendine vekil tayin et, vekil gönder. Orada haca gidenler bilir. Tost oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Birbir üzerine biniyor muyuz, bilmiyor muyuz? Ne oldu şimdi? Farz mı? Hani helal olacaktı, hani sevap kazanacaktın. Abi biz üçüncü kattan yapıyoruz. Yapmıyorsun, iniyorsun aşağıya. Bak haram ile diyor bak. Burada söylüyor kendisi. Nereden çıkartıyorsun? Bu tahribat ve sefaat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan, neymiş takva? Defi mefasit. Bu asırda sebap kazanmaya değil, günahtan kaçmaya gücümüz harcamamız gerekiyor. Bu asırda esas olmamış, esasın esası olmuş. Usul esas olmuş diyor. Esasın esası olmuş. İhlas esastır. Haramı terk etmek esasın esasıdır. İhlastan daha mühimdir. İhlas esastır diyor. 9 tane madde var. İhlas nurcuların esasıdır. Kebairi terk etmek esas değil, esasın esasıdır. Ya kardeşim 15 günde bir İhlas niye okunacak diye çok merak ettim. Meğer tevhid dersleri var ya işte bana gözü veren kendisi kör değildir. Bana aklı veren kendisi akılsız ve ilimsiz değildir. Bana kulağı veren sağır değildir. Ha bunu bildik. Burada sorun yok nurcularımın.
Nerede sorun var? Bu tefek, yani tevhidi enfüse taşıyamamışız. Bizi boyalayamamış. Eğer enfüse tevhid boyalanırsa, enfüs alemimizde tevhid oturursa ki ihlasta, o zaman içeriden dışarıya baktığımız zaman herkesin yeri olur içeride. Ama dışarıda yaşayan bir insanın, yani dışarıda derken bedensel hayatı yaşayanın, yani herkesin yeri noktadır, bellidir. Taassup olur, geçimsiz olur, uvvetsiz olur, ben merkezde olur, pergel insandır. Bunu ille de dersen uygulama, evde de öyle, pergel insan. Koymuş kendisine, beni memnun edecek, pergel ya böyle. Zevkini, keyfini, rahatını. Ben, bütün evdekiler bana hizmet edecek canım, bize sağsız. Mesela yok abi böyle değil, bak yapayım da siz bakayım var mı? Çocuk bizi rahatsız diyor maç seyrederken, televizyon, dizi vesaire. Bunun tek çaresi nedir? Mezarlığa gömmektir. Odasına yeni oyuncak almaktır. Oraya sıkıştırmaktır. Modern mezarlık. Evet, modern mezarlık. Oyuncak mezarlığı. Veya önüne bir tane cep telefonu koyup oyunla meşgul etmek. Defol da beni rahatsız etmedi. Ne olursan ol. Beyin ölümü oluyor. Ondan sonra iki tane farklı şeyi birleştirip konuşamıyor, davranamıyor. Muhakeme bozukluğu var. Çok bilgi var çocuklarımızda. Acayip bilgi var internasyonel. Ama iki tane farklı parçayı, üç tane farklı parçayı bir araya gidip düşünemiyor. Çözümleyemiyor. Bak Anadolu'nun televizyonda, internetten uzak olan çocuklar şey gibi, ateş gibi bağlantıları var. Muhakeme var. Muhakeme, onun için WhatsApp'ta muhakemeyi bir çözün. Yani muhakeme edip çözümleme yapamıyor. Malzeme çok. Malzeme çok. Muhakeme yapamıyor. Yani bu sefer ne oluyor? Bütün malzemeler, parçalar, bilgiler tek tek kalıyor. Fok balığı gibi, şahsiyet yok. Hayır yapamam. Çocuk yani böyle. Ha. Olmaz anne ya lütfen, böyle kıpırdayamaz, kalkamaz. Fok yerler yerler, fok balığı gibi şişerler. Acayip bir şey ya. Bunun sebebiyiz ya. Kardeş biraz yere neşte vuruyorum ama maalesef ya. Gelen tevhid yapıyor, giden tevhid yapıyor, haklı tabii. Haşir yapıyor. Böyle dersler olması lazım. Terkler yapacağız, terk. En büyük sorun benim mesela. Ben niçin bu kadar okudum adam olamıyorum ya? Kaza namazlarım duruyor, kılmıyorum. Kaza oruçlarım duruyor, ha bugün ha yarın diyor. La kardeşim kaç senelik nurcusun? 17 senelik. 17 defa değil, hadi 10 defa külliyat bitirmen lazım. 5-6 senede mi giriyorsun? Daha bir sözleri bitirmedin. Şimdi ne bu yani? Terk yok, terk. Külliyat okumuyoruz ya. Niye okumuyoruz kardeşim? Okumak istiyoruz. Okuyacak ceyran yok ki. Bak televizyonda maçta kaldık, dizide. Uyudu. Hadi git yat da göreyim hadi. Kalkıp yatamazsın. Çünkü pil bitti. 2 saat demleneceksin böyle koltukta. Ancak yatağa gidecek kadar bir enerji olur. Ruh enerji mal ediyor. Şunu kastediyorum. Bir sporcu geldi. Mermere şeyini vuruyor elini. Hop, bir vuruyor eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor. Yani bizce tefekkür ediyor. Konsantre olduktan sonra hop diye mermeri kırıyor. Önceki eli kırılmıştı. Konsantre ile, yani tefekkürle o gücü nereden çıkarttın? Ruhtan. Tefekkürle, yani konsantreyle o ruh orada gömülüydü. Ha, o enerjiyi dışarıya çıkartan konsantre olduğu gibi biz de malumat olan tevhid derslerini tefekkür edersek ruhsal enerji uyanıyor. Bu enfusi tefekkür işte. Enfuse taşınıyorsun. Enerji oluyor. Bu sefer kitap okuma yaparsın. Hem de patlar gibi yaparsın. Onun için kitap okunabiliyor. Eğer biz enerjimizi boş kaldık, telefonlarla, internetlerle, televizyonlarla meşgul olursan beyin sömürüyor. Yani şu, soruyorum. Cep telefonu, kamerayla, telefonla video çeksem biter mi batarya? Biter. Ses kaydetsem? Biter. İçinde olay yapsam, mail yapsam? Biter. E kardeşim bu da telefon gibi ya bu kafa. Göz kamera çekiyor, bitiyor da. Kulak kayıt yapıyor, bitiyor. Dil veriyor dışarıya, video konuşuyor, video çalıyor ağzı. Dokunuyoruz, hep beyine, ruha yükleniyor. Kardeşim bu enerji
yapacağız da doldurmamız gerekiyor. Ceddidü malikum bila la ilahe illallah, imanınızı tazeleyin diyor. Olmayınca bu enerji kitap okuyamıyoruz. Bak terk mesela, bir tanesini söyleyeyim. 45 dakika çok acı olacak ama kusura bakmayın. 45 dakika telefonu kapat, kendine saygılı ol, ders dinle diyorsun, tamam? Yoksa ben hassas olduğumdan değil, ben cenazede de konuşuyorum, camide de konuşuyorum. Camide ben vaaz ederken türkü bile çalıyor zil diye, tamam? Hiçbir şey değil. Bak bir, bunu bile kendine saygı gösteremiyorsun. Kendin titrediği zaman, bak tetrafı dinleyince tak diye sen bir kere sarsılıyorsun. Hemen manadan düşüyorsun, merak ediyorsun, ona kim aradı lan şimdi, Allah Allah. Allah Allah, onu aradı. Hadi koptun bu dersten. Hadi bağlan bir daha göreyim. Ondan sonra manalar geliyor. Ulaşılamadığı için, telefonu kapalı olduğundan ulaşılamıyor diyor. Ya 45 dakika kendine sayın. Sen telefonu kapatsan ne olur? Kapatmazsan ne olur bana? Sana oluyor da 45 dakika bir telefonu kapatamıyorsun. Tamam. Bir 45 dakika ya kendine saygılı. Rize'deyim. Dedim ki telefonu kapattın arkadaşlar dedi. Bir tane ayağı topal bir marangoz, hiç unutmuyorum. Umumi hukuk ya. Hoca efendi, 60 küsur yaşında bir de. Ben dedi telefonu kapatıp dayanamam dedi. E burada çalacak mı? Öyle olacak dedi. Burada umumi hukuktur kardeş. Senin hatırın için bir burada ahengi ve benim ahengi bunu koruyamaz. Ya telefonu kapat ya çık dışarıya. Hiç diyeceksin, o çok ağır oldu. Hiç kusura bakma. Senin keyfine hizmet ve arkadaşların maneviyatın endeks olmaz. Bu umumi hukuktur. Affedersem musamahası amali talihtir. 94. madde. Hakikat çekirdeklerinde. Şahsi hukuk olursa benim ayağıma bastın, param çalın. Musamahası amali salihtir. Mutekili mal gayrı olursa, yani cemaat hukuku olursa, umumi hukuk olursa musamahası amali salih değildir. Sen dedim ne zaman telefonu kapatırsın o zaman geleceksin. Çıktı gitti. Daha bu adam gelmez değil mi? Bu gönderdim. Kalk çık dedim. Ya telefonu kapatacaksın ya kendini buradan kapatacaksın. Çık. Ne oldu gitti. Vay be iman arkadaşım. İki hafta sonra geldi. Girdi. Tam başlayacağım. Oradan karşıma çıktı. Hoca efendi telefonu kapatmadım. Eve bıraktım. Aferin lan. Otur şimdi. Aferin sana. Otur. Terk yapamıyoruz. Bakın basit bir şey ama ona bileken tahammül edemiyoruz. Kapat kardeşim. Kendine saygılı ol ya. Kendini sev. Sen kendini sevmesen ben seni nasıl seveyim? Ben de niye bekliyorsun sevgiyi? Kendini affet. Kendine hürmet et. Kendine değer ver. Kendini sev yani. Tamam? Çünkü kendine yatırım yap. Sevgili kardeşim senden para istemiyor ki. Şimdi adama diyorum ki bak. Siz karar verin ne olur Allah aşkına. Hocam dedi, hastayım dedi. Nurcu değil. Dünyayı dolaştığımı biliyorsunuz. Kardeşim dedim, şu hap, getirdi hapı. Xanax bilmem ne, şunları kullanıyor. Bunları kaldırmak istiyor musun dedim. Hocam dedi, senin için 130 kilometre geldim dedi. Almanya'da oluyor. Bak gülüyor. 130 küsür kilometre geldim dedi. Tamam. Dedim yapacaksın. Çıkar kağıt. Bir. İnternet, televizyonu terk edeceksin. Veya kalk devam edecek. İki. Asay-ı Musa'yı her gün sesli 10 dakika. Ben kitap okutturmaya ihtiyacım yok. Kitabın da sana ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var. Bu harfleri sese dönüştüreceksin. Kitap okumak o. Harfleri sese dönüştür. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa diyor şu anlarda. Üç. Hizbul Kur'an'dan bir iki sayfa okuyacaksın. 12 geçirmeden yatacaksın. Tamam. Ondan sonra namazın vaktinde kılacaksın. Tamam hocam. Bir de dedim nurculara aranması fena değil. Haftada bir gün derse gitersen iyi olur. Kitap okursa mecbur geçin. Tamam dedim. Bunlar iyi. Bu ile bunları yap. 3 gün sonra ilacı bırak. Şimdi bırakma. 3 güne kadar doldur benzini. Ama tamam hocam dedi ama şu, sen bunu yapacaksın, düzeleceksin, ilacı koyacaksın kenara, olacağını söylüyorum. Ve hakikaten devam edeceksin. 2-3 ay sonra diyeceksin ki benim bunlara ihtiyacım yok, kitabı bu dediklerimi bırakacaksın. Belki bir namazın kalır ama kitabı evlatlarına bırakacaksın.
Ama seni rahatsız eden o sıkıntılar yola alışmış. Gene onları kovduktan sonra gene gelir. Bu sefer gelirse silahlarıyla gelir. Bu kadar basit bir yolla kurtulamazsın. Sonra beni mum gibi ararsın. Ben bile sana meşgul olsam zor olur. Ama şimdiden sana söylüyorum, benim bir huyum var. İlk önce benimle meşgul oluyorum. Şeyi sana, faturayı veriyorum, reçetini. Yapınca olduğu halde ben sana köpek gibi hizmet ederim. Ama dediğimi bırakırsan, sonra eğer denersen kendim, ben ondan sonra meşgul olmam. Beni ararsın ama bakmam sana. Tamam hocam dedi, aptal mıyım dedi ya. Bak, baktım ki 4-5 ay sonra geldi hanımıyla. Hanımıyla geldi çünkü tek gelmedi. Ondan sonra hocam işte şey kemküm işte yani bir yapabildik işte sen şey yapma. Dedim ki sana verdiklerimi aynen öyle oldu dedi. Dedim ah Fransa'da da oldu. Ben sana böyle dedim mi? Dedim bu Fransa'daki kadın. Peki böyle olacak dedin. Hiç kusura bakma. Kendine merhamet olmayana başkasına merhamet bekleme. Yap meşgul olmadın. İlaca devam edeceksin. Bu insan kendisine menfaati ve merhameti yok. Dertleri yok. İnternette akşama telefona şık şık meşgul ol. Akşam da dizilerle şey. Asayı Musa'ymış. Evrakmış. Namaz vaktinde kılınacakmış. Kıl payı ucundan tutuyor. Vaktin çıkıyor. Kardeşim bu adamın iyi olmasına zaten şaşırırım. Çünkü emeğe saygı yok. Emeğe saygı yok. Yapanlara ne olacak? Kardeşim terk et. Terk et, merhametli ol kendine. İşte takva menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek diyor. Bu tahribat ve sefahat ve cazibeden hevesat zamanında öyle hevesler var ki hemen ya süpürge makinesinden 10 kat. Hele yanından geçme. Hesap et. Bu dershaneye gelirken bu ana caddeden gelirsen 10 tane aram göreceksen arka bu yoldan gelirsen 3'te veya 5'e düşüreceksen o yoldan gel, uzun da yoksa. Girme çünkü o manyetik alanına girdin mi seni çekecek oradan. Hevesat. Hevesat zamanında bu takva olan defi mefasit. Bak sebep yok. İlk önce terk. Defi mefasit, terk. Sonra terk-i kebair, gene terk. Bari amel yok ha. Takva deyince sabaha namaz kılmak, gündüz oruç tutmak zannediyorduk. İkisi de terk. Bir, defi mefasit. İki, terk-i kebair, o da terk. Neymiş bu asırda? Terkler neymiş? Esasın esasıymış. Usul esasmış, büyük bir rüçhanı kesbetmiş. Günahlardan kurtulmanın yolu, farzları yapmak, sebaplar yapmak, nafile namazlar kılmak, oruçlar tutmak değil. Haramı terk etmeye gücünü harcar. Bu zamanda tahribat ve menfi ceyran deşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. En büyük silahımız bu zamanda takvadır. Takva neydi? Defi mefasit, terk-i kebair bunların cemidir. Bak bir şey yapmak değil. Ya defi mefasit, terk-i kebair. Yani seni sömürenleri mefasit, mefsedetleri, seni doğruyu yapmaya mani olan şeyleri, alıkoyanları terk et, sonra haramları terk etme gücün olur. Haramları sonra dedi bak, terk-i kebair. İlk önce defi mefasit. İlk önce terkler, sonra haramları gücün yeter, haramları terken terk edebilen farzları zaten yazmadı. Zaten fişek gibi yapıyorsun. Çünkü haram yapmayan farz yapıyor demektir. Bu zamanda tahribat ve menfi ceyran deşetlendiği için öyle baktın da Ramazan. Mesela namaz kılmamak haramdır. Ortadan kaldırırsan namaz kılıyorsun demektir. Namaz kılmak farz değil mi? Kılmamak haram. Namazla alakalı haramı kaldır. Kılmamayı terk ederse kılma yok olur. Biz onu hep o hani vacip meselesinden, yani kebairi terk etmek vacip meselesinden dolayı, evet, sünnet meselesine girmeden o şekilde algılıyorduk. Ya terk. Bu zamanda tahribat ve menfi ceyran deşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır.
İhlas risalesinin esastır diyor. Takva en büyük esastır. Çünkü bu takva olmadan esas ihlas olmuyor. Farzlarını yapan kebairleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde amal-i salih, ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Yani amel yapıyoruz, bir sürü riya karışabiliyor ama haramı terk etmekte riya karışmıyor. 185 ve 188 Kastamonu'da farzları yapmada, haramları terk etmede riya girmez. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Neymiş? Amel-i salih bu şerait. Yani nedir? Yani hakikaten ihlasla amel yapmak zordur. Ama haramı terk etmek amel-i salihtir. Farzları yaptın, haramı terk etme. Haramı terk etmek kadar kaliteli amelin bulamazsın. Kafayı bir çevirdin, tak. Dolayısıyla da ihlas yapmış oluyor. Otomatik. Üniversite diploması aldın mı, ortaokul diploması da var. Çünkü ihlas esastır. Haramı terk etmek esasın esasıdır. Haramı terk ettin mi? Mesela diyorlar ki bana, abi çocuk nasıl terbiye edelim? Ben de şöyle diyorum. La ilahe illallah ile. Ne alakası var? La ilahe. Yani ilah var mı? Bak bakalım ilah olacak şeyler var mı? La ilah yoktur. Otomatik illallah olur. Yani çocuk İslam fıtratındadır. Ey anne babalar, çocuğu nasıl terbiye edeceksin biliyor musun? Bozmamakla. Bozman yeter. La tahrip. Tahrip etme. İlla tahmin oradadır. Çocuk zaten İslam fıtratındadır. Tapacağı şeyler. Mesela fetret ehli. Kutuplarda, pigmelerde, Afrika'da din gitmemiş. Hiç bozulmadığı için fetret ehli direkt cennete gidiyor. Mesela ihlaslı olmak için ne yapmak lazım? La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma, ihlaslısın. İhlaslı olmak için bir şey yapma. Riyakar olma yeter. Bak sorunu gördün mü? Çocuğu bozma. Zaten tamir. Allah tamirli verdi sana. Bozuk makine vermedi ki sana. Al sana bozuk makine, git tamir et. Çocuğu öyle vermedi ki. Çocuk tamirle gelmiş. Harika. İslam fıtratına gelmiş. Donanımlı. Biz habire o kadar uğraşıyoruz ki olan bunun ruhu bozulsun diye ancak bu kadar muvaffak olabildik bozmaya. Televizyon, mektep, mektepteki o maalesef o yüzme dersleri. Yanlış ortam. Yanlış ortamlar, televizyonlar yetmiyor, laptoplar, internet, oyunlar. Ulan hakikaten harika bir mucizeymiş ya. Bu ruh nasıl bozulmadı şimdiye kadar ya? Abi küçükken bile kiliseye yolluyor mesela. Ha kilise. Mesela kindergarten'i gönderiyor. Yani kreşi gönderiyor. Kreşin manası biliyor musun? Biliyorsunuz değil mi ne demektir? Kreş, lugatı. Fransızcadır. Domuz ahırı demek. Yani İsa Aleyhisselam domuz ahırında dünyaya geldi ya. Orada çocuk orada büyüdü ya, ahır yani. Domuz ahırı orada dünyaya geldi diye şöyle. Kreş o manaya geliyor Fransızca. Yani diyorum ki bak kardeşim dedim, çocuğun takip ediyor musun? Kreşe verdin, almaya da oluyor. Dedi ki hocam lisan öğreniyor. Lan lisan öğreniyor da işte kadın işte onun kreşteki hocası kültürünü veriyor, ne yediriyor? Hacam diye böyle alay eder he. Ben çok iyi bağnaz tabii, geçimsiz, kafası çalışmaz, Avrupa'yı bilmez tamam. Öyle he hacam de haklısınız, Türkiye'den gelenler öyle oluyor. Sonra tabii birkaç sene 15 sene gelecek hocam diyor, çocuğum beni dinlemiyor, sandalyeyi kafama geçiriyor. İlk öldürmedi seni. Kiliseye götürüyor, ruhuna inşa yapıyor, inşaat. Ruhuna taşları koyuyor. Ondan sonra ne anlatırsan anlat. Ay, bas. Beslenmeler yok. Evet tabi. Bak ne varsa yap. Tutmaz, maya tutmaz. Akü bozulmuş. İlken ne kadar şarja koyarsan koy. Telefonu o kadar bozuldu ki 5 saat koyuyoruz 10 dakika tutmuyor. Artık tutmuyor da. Tutmuyor. Tutmuyor. Yaparsa yap. Tutmuyor. Şöyle bakabiliriz. Hani diyor, tarih yaptım. Din düşmanları diyor. İmanı zayıflatmak için. Ya. Programların birinci maddesini konuştuk. Birinci maddesindeki evet. Şeyler zannedebiliriz. Evet. Değil mi? Evet aynı. Mesela büyük kilisi. Hilesini doğru diye yutturmasıdır. Senelerce sığır eti diye, inek eti diye at eti yedirdiler. Ya en büyük hilesi, hilesini dürüst olarak göstermesidir.
bugün Türkiye'deki PKK'daki şeyler vesaire adam bunların şeyleri, silahları, çünkü oltu patlayan gün, mayınlar hep bunların malzemesi. Bunlar ya, öyle yazıyor. Evet. Ne bileyim basına düşen bir şey. Ben mi uyduruyorum? Bunların malzemeleri. Nereden çıktı? Doğru demeleri haliyle de kalmıyor. Tabii. En büyük hilesi, hilesini doğru diye sana yutturmasıdır. Bir de her şeyi legal yapmaları abi mesela. İlegal. Hep arkadan yapıyorlar. Çocuklarınıza hayır, sahip çıkın. Efendim abim? Kanun üzerine yapıyorlar. Yani. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Bozmamaya çalışın yeter. La tahrip. İlla tamir oradadır. Çocuğu bozmayın. Tamam mı? İlla tamir oradadır. Ya ne yapacağız? O gelecekler çocuklar. Oynasalar bile önemli değil. Oynasınlar. Oynasınlar, takla atsınlar, gene bir şey alıyor ruhu. Anlıyor musunuz? O çerçeveler zaten. Ha, yani mesela ben çocuğa şey yapmayın. Takla atsa şey yapsa buradayım. Bu ses duysun yani. Ruhlarına nakş olur. Buna dikkat değil, telefonlarına dikkat edeceksin yani. Ha oynasın, takla atsın ama yani telefonla oyun, o beyin sömürülüyor. Haram değil ama var olan enerjiyi sömürüyor. Yani motoru çevirecek mesela şarj düşünün araba. Mesela sağlam bir akü düşünün. Kapıyor. Orta akü. Kaptı ama işte. Öyle bir akü düşün ki. Kıt kıt. Maş var ama. Ceram var ama. Çevirmeyecek kadar var. Nasıl baskısın bu enerjiyle? Mesela. Kapıyor. Bir akü düşün ki. Öteki kalp. Namaz diye marşı çalışıyor. Namaz diye başlıyor. Öteki bir kalp imam var ama namaz marşını çevirecek kadar değil. Ne oldu? Namaz çevirecek diye ne oldu? Tesbih çekiyor. Su. Lan dur ya, dur ya. Dur ya. Tadili erkan. Yani evet. O da eksik değil mi abi? Acayip. Geçmiş televizyonun karşısına dizi seyrediyor. Hem aynı zamanda filmi seyrediyor. Dedi ki kardeşim ne böyle yapıyorsun, dizi kaçıyor dedi ya. Namazı dedim bir şey yapsan dizi kaçıyor, namaz kaçıyor dedi. Hocam dedi ki sünce mi edeceksin dedi ya. Hem dizi hem namaz. Bakıyor orada. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bu arada dükkanda oluyor, bakkalda oluyor. Hikayen yok, Palatlı'da. Şimdi dizi kaçıyor, namaz kaçıyor, oturuyor. Bir de toptancı geldi, mal verecek. Tamam. Adam şaşırdı. O Nurcu. Malların Nurcu. Ona dedi namaz kılıyor. Bir baktım baktığına bakıyorum kılmaması lazım. Dizi seyrettiğine göre kılmıyor. Ona bakıyorum namaz kılıyor. Ona şaşırdım da hangisini yapıyor. O da tabii tam gidecek olan geri gideyim bari dedi. Yapıyor şimdi. Bu, üçüncü bir şey yapıyor. Errahmanirrahim maliki yevmiddin. Yok kenar bunu yiyken özde. Otur. Gel lan otur diyor. Adam bu yani adam. Kral gibi adam. Üç tane şeyi bir anda yapıyor. Zaman yok. Zaman yok. Zamanı, derse gel diyorum zamanım yok diyor. Dedim ki 5-6 sene önce. Ulan zamanı verene zamanın yok. Zamanın yok derse gelmeye. Niye? Zamanı verene zamanın yok. Öyle mi? Şimdi hocam bu güzel esasında. Şimdi bu bizim de evde olan problemimiz çocuğumuz. Şimdi derse çağırken evde sohbet edelim mi? Ya o kadar zorlanıyoruz ki. Olmaz böyle bir şey. Ya oğlum ya ders ayırsın mı? Burada haftada bir gün ders yapamıyor değil mi? Ya kızla olan o kadar zor. Şimdi bunun hani üstad bir yerde o diyor ya çocuk diyor küçüklüğünden evet. İman dersini almazsa. Ya. Sonra diyor ecnebilerin gibi olur. Sonra ruhu yabanilaşır. Evet. Şimdi biz burada yani bunun şeyi ne? Yani biz ne yapmamız lazım daha farklı? Ne yapmamız lazım? Şimdi bir kere. Nasıl bir yol bulacağız? Evde daha evlenirken şu televizyonu halletmeniz lazım. Hmm. Çünkü senden bir alıyor ondan 9 alıyor. Defime fasiton ya. Bir kere o ruhlarına işleniyor. Çünkü subliminal yapıyorlar. 25. kare yapıyorlar anlıyor musun? Bir kere çocuğu güzel vermeye gerek yok. Eğitmene gerek yok. O zaten eğitilmiştir. Bozma yeter. Bozma, bozma. Bozucu şeylerden uzak dur. Ağzına sigara. Oğlum sigara içme lan kötüdür. Tesir eder mi? Etmez. Oğlum hem diziyi seyrediyorsun. Lan o kadar dersin çalıştı televizyonlar. Le! Git lan uç. Allah Allah. Televizyon da şeydir. Ondan sonra yetmiyor. Odasına bir tane daha almışsın sen. Ne yaparsan yap orada artık. Çanağı da koydun kardeşim. Bütün her şey çıkıyor. Ya o Mekke'yi seyredecek şimdi. Çünkü tavafı seyredecek yani. Allah Allah. Çıktığı zaman
Aa babacığım, ne emrediyorsun derse tabii hay hay hemen. Baba nereden çıktı ya, dersin var, yazını var. Bak çıktıktan sonra kamerayı koy, maknası yazılısına bak nereye çalışıyor. Başta biz yapıyoruz, çocukta kusur bunu. Biz bozuyoruz. La tahrip illa tamir oradadır. Bozma tamirdedir. Biz bozuyoruz. Hem takva içinde bir nevi amal-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Farzdır. Şafi'de farz vacip manasında. Vacip diye kullanırlar. Bir haramın terki farzdır. Bir vacip işlemek çok sünnetlere mukabil sebebi var. Takva böyle zamanlarda binler günahın teacümünde bir tek iştinap, bakmamak, yüz çevirmek, açmamak. Bak mesela delikanlı diyeceğim sana. Evde hiç kimse yok. Herkes gitti bir yere. Bir sen varsın, başka bir de televizyon. Açıyor musun, açmıyor musun? Bak, bir şey yapmana gerek yok. Git yat. Kur'an da okuma ama yeter ki onu açma. Bak ne diyor? Az bir amel, yani yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş olur. Nasıl yapacaksın? Binler günahın tacümünde bir tek iştinap. Yapmamak. Yapmamakla yapmak. Dümeni tutmadın. Gemiyi dümeni tutmadın, bindirdi bir yere. E sen ya batırdın, ben mi batırdım? Dinamit mi koydum ben gemiyi ya? Sahile ben mi bindirdim? Evet ama yapma gerekeni yapmamak, yapmaktır. O zaman yüzer günahın terkinde. Yani ne yapacağız? Günahın tacımında tek bir iştinap. Kafayı çevir ya. Açma ya şunu. Şu ölçü şudur. Abi nereye açacağız? Bismillahirrahmanirrahim diyebildiğin düğmeleri aç. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla açıyorum diyebildiğini aç. Bir tanesi dedi ki, abi sigara ne yapayım? Sigara yakarken yap dedim. Ağzına koy, daha yakma. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Abi olur mu ya tolestorla? Besmele çekemediğin bir şeyi yapıyorsan seni çekerler içeriye dedim bak. Ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla açamadığını bilemediğin şeylere binme. Açma, yapma. Hepimiz dahiliz. Ben burada derken ben de dahilim. Eğer ben bu sorunu söylerken tesir ediyorsa demek ki ben bunu yapıyorum kısmen. Eğer tesir etmiyorsa sana da bana da tesir etmiyor ya. Yapmıyoruz. Binler günahın tacimle bir tek iştinap az bir amelle yüzer günah terkinde ne yapmış oluyorsun? Yüzer vacip işlemiş oluyorsun. Yapmamakla. Bu emniyeti nokta niyetiyle takva namıyla günahtan kaçınma kastıyla menfi ibadetten gelen emniyeti amali salihadır. Vallahi menfi ibadetten gelen. Menfi ibadet. Yani mesela müspet ibadet eyleme. Namaz, niyaz, oruç. Menfi ibadet terk. Levalarda da var. Menfi ibadet. Acayip bir şey. Yapmamak da yapıyorsun. La yapmak zordur ya. Yapma ya. Yat aşağı, yat yıkıl, yat aşağı. Kur'an okuyacağına, yani 10 dakika televizyon seyredip 1 saat cüz okuyacağına, cüzü de okuma, 10 dakikayı da seyretme. Çünkü nedir? Daha kârlısın. Daha kârlısın. Böyle dalin amin. Tabii tabii. Risale-i Nur şakirtlerinin, biz Nur talebelerine ustadımız, bu zamanda en mühim vazifesi tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayat-ı içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor. Elbette takva ile ve niyet içtinab ile 100 amel-i salih işlenin hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Mesela bu binayı düşünün, tahtadır zannediyorum. Tabii öyle şey. Ha, 20 adamın 2 ayda yaptığı, 20 günde değil. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı 20 adamın 20 günde yani bir kibrit çöpüyle bir çocuk götürür. Bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım geliyor. Mesela Türkiye'de modayı şöyle yapıyorlar. 20 tane, 40 tane, 30 tane mi ne modayı seçiyorlar. Kadın modayı. Buna kadına diyorlar ki Zeytinburnu Beyazıt'ta bineceksin. Otobüs. Akşama gidiş gelir. Bu belediye otobüslerine çalışacak. Sen Taksim'le Beyazıt yapacaksın. Sen Bakırköy bilmem ne. Bunların işi
otobüste halkın içinde olup gözü bu yeni çıkan modaya alıştırmak. İlk çıkmak zordur. Yani kimse yapamaz. Ama bunların elemanları ondan sonra bunu göze alıştıra alıştıra öyle gayrimüslimler de var. Ermeni Yahudiler. Pat onlar da hemen yapıyor. Derken artık toplumda biraz genellendiği için herkese normal gelmeye başlıyor. Ama ilk yaptıkları zaman böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Bunların vazifesi dom halkın içerisinde Kadıköy ve Cideköy otobüsüne 120 plakalı arabaya binmek. Gittin. Başka bir otobüste geri geldin. Ona maaş alıyor yani. Maaş alıyor. İşi bu. Vay be. İdealiste bak. Sen kardeşinle uğraş hala. Adam toplumu götürüyor ya. Ya dinamitliyor. Niçin bunu misal verdin? Niye veriyorsun kardeşim? Bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelir. Benim gibi 20 tane vaazcı olsun, onun yaptığı tahribatı silemem. Ruhumu çizdi ya. Bir baktım bitti işte. 20 adam. Onun için usta tarihçi hayatta bir çarşaflı kadının diyor. Dışarıdaki 20 vaazdan daha tesirli vaaz eder diyor. Tarihçede. 20. 19'da değil. Usta söylüyor. 20. Vaazdan daha tesirli vaaz ediyor. Şimdi onu baktın. Ruhuna ciz etti. Ben 100 tane ders dinlesem benden o ciz çizik gitmiyor ki. Ezeli ve ebedi kaldı o iş. Nasıl bak, çıkaracaksın ki zaten? Nasıl çıkaracaksın? Çıkar mı? Ama başta ne dedi? Terk edeceksin. Kafayı bir çevireceksin. Tak. Bak bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve futat görülecekti. Ne kadar zulmedilmiş. Selam vermek suçtu. Risale-i Nur yakalanacaksın ha? Hiç öyle değil. Çantanda takke ve kalem. Boş kağıt varsa suç sebebiydi. Boş kağıt, kalem. Çünkü sen Risale yazacaktın diyor. La bir şey yazdım yok. Maz. İhtimaliyatı vukuat diye koymuşlar. Ya neler yaşanmış ya? Bu millet neler çekmiş ya? Kim yaptı bunu? Din adına da bunlar taraftar şimdi bir dini cemaat. Ona din adına dinsizlerle berabersen dini cemaatların düşmanı kimdir? Ama bunu söylediğim zaman çene yiyorsun. Çene ne yiyorsun kardeşim? Soruyorum sana bunu yapan kimdi? Boş kağıtlar, tesbihler suç unsuruydu. Benim ayağıma bile sıktılar. Niye canlı konuşuyorsun? Ben fatura ödedim. Dişim kırılmış işkenceden. Ayağıma mermi sıktılar. İlk yargılandığım zaman 1980 Kur'an öğretmek Harf İnkılabı ile yargılandım. Allah. İlk Harf İnkılabı'nda yargılandım. Şeyinde 80 ihtilalinden. Artık müsamaha et bana biraz. Şimdi sen dini bir cemaatsın. Bu rejimi temsil eden siyasi bir ceyrana, din düşmanı bir ceyrana, din adına taraftarsın. O zaman sormazlar mı adama? Dini cemaat din adına dinsizlerle beraberse dini cemaatin düşmanı kim? Kim o zaman ya? Bizim düşmanız kim? Bana çene yiyeceğine, dini tahribat yapanlara çene yesene. Ben yalan söylüyorsam uyma bana. Böyle değilse. Evet. Siyer, Kur'an-ı Kerim dersleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in anayasaya başvuruluyor, iptal edilsin diye. Sen de dün buna başörtü düşmanına başörtüler oy topluyor. Ne olacak ya başka? Başörtülü düşmanı rejime, başörtülü bacılarıma eve oy toplattırıyor. Virüs ne kadar girmiş? Şuna bak ya, nasıl terkip girmiş işte. Ama bu kadar saftırık bir Müslüman olur mu? Bunu dediğim zaman tarafkir, ne tarafkir? İslamiyet'ten bahsediyorum. Küfre karşı olacaksın ya hayır yapmadan. Yani esasında yani o zihniyette ben de olsam, o terk diyor ya, onu terk etsem zaten o sizin söylediğiniz hakikat olarak kalıyor. Ya. İşte hakikate bakmıyor. Yani benim çok anladığım herhalde o günah meselesiyle alakalı olarak yani o hizmeti yapmak ama onların taraftan... Ha, tabii canım. Tabii. Yapma kardeşim, ne hizmeti ya? Hizmetin birinci sebebi terk. La ilahe, sonra illallah. La ilahe, ilahlar, ilah olacak şeyleri önce terk et. Sonra illallah. La ilahe illallah diyen kurtulur. Muhammed Rasul'a demesi diyor. Sen hiç mektubat okumadın mı? Hiç şeriatı dinlemedin mi? 26. mektubun 4. esasında La ilahe illallah dese, Muhammed Rasul'a demese,
mı? Çare-i necat mıdır? El cevap hayır. Allah Muhammed'i Resul'la karşısına koymuş. Allah ve Muhammed mihrapta var. Ya bu kadem anlamıyorsun ya. Terk et. Terk et ya orayı. El cümle. Hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valide hakkında dehşetli neticeler veriyor. Bak, beni bir kadın aradı Almanya'dan. Hocam diyor, içim gidiyor ama ne yapayım? Yaşlı kadın, 60 kaç dedi, 4. Hocam, kurbanın olayım hocam. Almanya'lara geldim. Yalan mı söylüyorum size? Dur, buyur teyze, buyur ablacığım, evet. Estağfurullah hocam. Neredesin? Dedim ki şuradayım, Fransa'dayım. Hocam buralara düşer misin? Ona bir bakayım. Söyle teyzem ya, ben niye böyle şey yapayım? Allah, baktım ki işten ağlıyor. Dilinden değil ya. Silah kullanmıyor. Kadınlar ağlayarak ağlamayı silah kullanıyor. Baktım içeriden ağlıyor. Dedim ki ne derdin ne? Hocam belki faydan olur. Beni oğlum her gün dövüyor. Niçin dövüyor? Oğlum yapma dediğim anda içiyor diyor ot. Maaşımı da alıyor. Ya buna bir tesir olur mu? Okusan. Lan eve gitsem beni bir keser ya bıçakla. Ne yapabilirim ki ya? Tamam. Peki niye? Ne için? Dedim sence niçin böyle oldu? Oğlum dedi. Tabii ki suç bizim. Para kazanmak adına onu dedi biz ihmal ettik. Kreşlerde büyüttük. Para kazandık. Baba kocası, babasıyla dedi. Ben oysa dedi evde otursam, onun kocamın parasına kanaat etsem, çocuğumu büyütseydim tabii ki böyle olmazdı. Ey kadın, eve para getiren kadın para getirmiyor, asit getiriyor. Kızacaklar bana ama kız kardeşim, yeter ki ahirette kızma, burada kızma. Çocuğunu büyüt. Kainatta en büyük vazife, ustadın tabiriyle evladını terbiye etmesidir. Beni terbiye etmiş anam. Anne dedi ki, bak anne, inanamıyorum ama atamıyorum ki ruhumda. Oğlum, başkasının bir karısına kızına baktığım anda böyle olmadığına inanıyorum çünkü annem ölmüş. Birisinin karısına ve kızına baktığın anda o anda senin anana baktıklarını unutma. Şimdi anama bakılamaz ölmüş. Ama atamıyorum ki. Böyle büyütmüş beni. Terbiyeye bak. Kanser ölüyor eve. Var grup grup gelip, insan gelip gidiyor. Bir gün dedi ki Allah razı olsun sizinle geçmiş, size rahmet etsin. Bir gün dedi ki oğlum bunlar niye geliyor? Anne sana geliyorlar işte. Hayır oğlum sana geliyorlar. Anne niye bana gelsin? Oğlum beni bahane ediyorlar. Sen de bakıyorum ki ilgilenmiyorsun. Sıkıntılı tabii kadın sorusu var. Ya ama beni de başımdan aşmış ya. Bir kişi tamirci ben ne yapayım, ben de çıldırıyorum da artık. O bu terken oğlum ilgilen. Anneciğim tamam bak sana bir şey diyeyim. Bak bak ana nasıl büyütüyor. Bak onu unutamıyorum, atamıyorum. Ruhuma çizetmiş taşa yazmak gibi. Ben hasta olsam beni bir hocaya götürsen nasıl davranmasını isterdin? Anne dedim tabii ki iyi davransın. O zaman o birisinin annesidir. Sen öyle davran. Unutma oğlum bu vasiyetini. Ama şimdi içim çıldırıyorum ya. Birisi geldiği zaman falan. Tamam bağırıp çağırıyorum ya. Tamam meşgul etme. Tamam ben söyle bakayım derdin neymiş. Çareyi mutlaka söylüyorum. Veya meşgul oluyorum. Ama tekim ya. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Kardeşim anne çocuğunu, hani demiş ya büyük zatın bir şeyi, sözüdür. Anne çocuğunu sağlamıyor. Dünyayı sağlıyor. Bu Yavuz Sultan Selim'in sözü. Beşikte diyor, beşikteki çocuğu sağlamıyor, dünyayı sağlıyor diyor. Yavuz Sultan Selim'in sözüdür. Tamam. Eğer para kazanmak adına evi terk edip çocuğunu başkasının eline verirsen bak. Şimdi para kazanıyorsun, gidiyorsun. Gittiğin yerde memursun. Bir de bir kere bir ayda bir elbise değiştireceksin. Aldığın maaşın bir kısmı elbiseye, bir kısmını yola, bir kısmını orada öğlen yemeğine, bir kısmını da çocuğa kreşte veya işte eğitmene veriyorsun. Bu paraları vermeden sen onun eğitmenini yapsan, bak evde olsan ayda bir elbise değiştirmeyecektin.
kreş parası vermeyecektin, eğitmen parası vermeyecektin. Hem de çocuğuna başka kadın anne olacağına sen anne ol da. Ben dedi o 64 yaşındaki kadın, ben dedi para kazanmak adına babasıyla dedi çıktık, çocuğu bıraktık onu bunun eline. Ondan sonra bu kötü alışkanlığı esrarda kaptı. Şimdi anneyi dövüyor, servet, servet hepsini bitirmiş. Hani kazanmak adına çocuğu ihmal ettin, kazandığın bile çocuk telef etti. Kardeşim anne annelik yapacak. Ne işi var kadının çalışması ya? Gittin gitsin köye gidin, orada fasulye eksin. Köylü kadınları gibi diyor. Kızacaksın ne yapayım ama fiil bu. Hayat içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve bir çare ihtiyar ve peder ve valideler hakkında dehşet neticeler veriyor. Özür dilerim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evlenen delikanlılar. Ne yapıyorsun biliyor musun? İki tane cinayet. Gidiyorsun tahsili kızı alıyorsun. Bir, mektebe gitmeyin. Ama tahrip olmayıp diye dini eğitim alıp mektepte tahrip olmayayım diye evinde duranı almamak suçu bir. Bir de mektebe gideni alarak mektebe gitmeyi teşvik ediyorsun iki. Çünkü mektebe giden evleniyor. O zaman o da gitmek zorunda kalıyor. Büyük hasta. Ey mektepli kızı alan kardeşim. İki tane cinayeti sana sormayacaklar mı? Ondan sonra da dünyada da soruyorlar zaten. Mühendis olmuş, sağlıkçı olmuş, evde oturacak ha? Radiyallahu anh'a oturacak ha? Oturacak. Tabii seni bekleyecek, tahsilli. Niye okumuş? Niye okumuş ki seni beklemeye mi? Ondan sonra çocuğun da bu olur. Beni dövüyor. İyi ki sandalyeyi kafanıza geçirmiyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Seddi Zulkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyaya fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an'ın tezezzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak bitiyor ders. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak neymiş? Ahlakta. İki, hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Ya şeriat-ı Muhammediye tahrip edecek diyor Süfyan. Süfyan'ın dördüncü rükmü. Şeriat-ı Muhammediye. Ne demek o? La ilahe illallah diyen kurtulur Muhammed Resulü demese de diyor. Bak burada şeriat-ı Muhammediye. Üç tane şey yapacak. Risalet-i Ahmediye'yi, şair-i İslamiye'yi, siyaset-i İslamiye'yi tahrip edecek diyor. 584 5. şuada bu kim olacak? Büyük bir alim olacak. Herkes parmakla gösterecek. Padişahlar gibi kuvvetiyle, servetiyle, cesaretiyle, şahsı servetiyle yapmayacak. İlmi ve siyasi dehasıyla öğretmenleri ve alimleri tesir edecek. Dinden tecerrüt etmiş marifi şiddetle tavim edecek diyor. Lop elbise uyuyor. Bir tane uymadığını söyle bana. Ben de sana söyleyeyim. Süfyan'ın dördüncü rükmü bu olacak. Niçin söyledin? Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak Türkiye'nin baş belası. Ahlakta ve hayatta zulümlü bir anarşilik. Yani Yecüc ve Mecüc de gelse buna tahrip yapamaz. Yok yapamaz. Yapamazsın ki. Ehli kitap kadar fesadı kafirler yapamaz. Çünkü kafir karşımızdadır. Münafık içimizdedir. Ne yapar? 9 doğru yapar, bir tane yanlış yapar. Adam kaderi inkar ediyor ya. Kaderi inkar ediyor. Bir baktığınız zaman Kastamonu Üzeli'de ne diyor biliyor musunuz? Acayip bir şey. Ta 1934 ile 42 arasında yazılmış Kastamonu. Diyor ki bu kader inkar edecek zata diyor ki kimmiş? Bu İslam ismi altındaki zındık. İslam olacak. Lazca diyor ha Lazca. 151 Kastamonu. Bu İslam ismi altındaki zindik ne yapacakmış? Kurnazcasına, saftir Müslümanlara ve Risale-i Nur görmeyenlere dinlettirmek, göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytaniyette şeytandan ileri gitmiş. Ne yapacak? İman esaslarının bir tanesini değil.
Şiaların biliyorsunuz kadere iman yoktur. Meleklere iman yoktur. Kitaplara iman yoktur. Üç tane iman esası yoktur. Ve televizyonlarda bu üç yere dikkat edin, kim hücum ediyorsa o Şia adına çalışıyor, projedir. Ve iman esaslarından onlardan bir tanesi takkiyedir. Olduğun gibi gözükmemek farzdır onlarda. Kayıp imama inanmak farzdır. Onun için peygambere niçin düşmandır? Nasıl gösteriyor? Hadisleri inkar eder. Bunun için söylüyorsun, şeriat-ı Muhammedi'yi tahrip edecek. Bizden gözükecek. Bir tanesi bu. Bir tanesi de la ilahe illallah dese oluyor, Muhammed Resulü demesi olmuyor. La kardeşim, dinimize hücum ediyor, yok ediyor. Bunu yapan, rahat söylüyor da bunu yapanı söylemek bize niye ağır geliyor? Ne yapacaklarmış mı? Bunlar ahlakta başörtünü çıkar. Hayatta zulmetli bir anarşilik. Bunu kafir bile yapamadı, başörtüsünü çıkartamadı. Fransız Müslüman bacımın elini uzattı. Değil mi Maraş'ta? Ne oldu peki? Kurtuluş Savaşı başladı. Değil mi? Şimdi başörtünüzü çıkarın denip binlerce kız çocuğu sabah başörtüsüz çıktı dışarıya. Bunu Fransız yapamadı. Ama bu yaptı. Ne, niçin söylüyorsun? Ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik. Anarşi. Zulümlü bir dinsizlik. Fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri inşallah zamanı sahabetiki gibi az amelle pek çok büyük sebap ve amal-i saliha medar olur. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selemâtu.